Roma milattan önce efsanevi kuruluş yıl dönümü için söylüyorum. Kaynaklarda geçen tarih 21 Nisan milattan önce 753. Yıkılışı ise 29 Mayıs 1453'tür. Tabii ki Roma'nın kuruluş tarihi 21 Nisan 753'ten çok daha önceleri muhakkak gidiyordu. Yapılan arkeolojik kazılar milattan önce 1000. bin yılda Roma'nın bulunduğu alanda da yerleşimler olduğunu göstermekte. Roma'nın yıkılışı ise 29 Mayıs 1453. Tabii ki hiçbir zaman tarihte Bizans'ı bir devlet olmadı. Bu Bizans'ı biz milattan sonra 16. yüzyılda uydurduğumuz bir kelime aslında. İstanbul'da kurulmuş olan, bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu alanda kurulan Bizantion diye bir antik bir Yunan kenti vardır. Bu kentin kurucusuna da Bizans'tır. Bizans'ın kenti anlamına gelen Bizantion diye bir kent var. Milattan sonra 16. yüzyılda Alman bir bilim adamı tarihi çağları ayırırken Roma'nın devamı olan devleti Roma'daki devletten daha farklı olmasından dolayı ona Bizans diye bir isim vermiştir. Teknik olarak bu kullanım doğrudur, kullanmak da lazım ama tabii ki bu teknik olarak kullandığımız şey gerçek anlamda bir Bizans devleti olduğunu anlamına gelmemektedir. Çünkü o dönemden insanları çağırsak, günümüzde desek ki siz Bizanslı mısınız desek, hayatlarında ilk kez duyacakları bir kelime olacak ve çok şaşıracaklardır. Son Roma İmparatoru Konstantinus Palaiologos'tur. Fatih'e karşı Papa'dan, Vatikan'dan yardım istemiştir. Hatta Ortodoksluktan vazgeçip Katolikliği dahi seçecek duruma gelmiştir. Halkını da Katolik yapacağına dair Vatikan'a söz vermiştir. Bunlar mektuplarla gerçekleşmiştir bir kısmı. Bu yazdığı mektupları altında Basileus ton Romaion yani Romalıların hükümdarı imzasını atmıştır. Keza İstanbul surlarında 11. 12. 13. yüzyıldaki surların bir kısmında da Yunanca olarak Roma İmparatoru ibareleri vardır. Şimdi tabii ki Doğu Roma ya da Batı Roma diye biz adlandırıyoruz. O da doğru bir tabir değil. Aslında Roma Roma'dır. Farkı şudur. Milattan önce 21 Nisan 753'te Tiber Nehri'nin kenarında kurulan Roma ile varlığını daha sonra Konstantinopolis'te sürdürecek Roma'da arasında birçok anlamda farklılıklar vardır. Tabii ki bu farklılıklar nedeniyle teknik olarak Bizans kelimesini kullanıyoruz. En büyük farklılıklardan birisi dil konusudur. Çünkü Roma Latium'da Tiber'in kenarında kuruldu. Latinlerden oluşuyordu. Konstantinopolis'te kurulup daha sonra milattan sonra 611'de Heraklius'la beraber dil tamamen Helence'ye dönmüştür. Resmi dil Latince'den Helence'ye geçmiştir. Buradaki halk artık Latin değildir. Buradaki halk Anadolu halklarından oluşmaktadır. Helenlerden oluşmaktadır. Araplardan, Suriyelilerden, Aramilerden, Mısırlılardan oluşmaktadır. Bu anlamda tamamen hem dil olarak hem de ırksal olarak Batı'dan çok farklıdır. Bunun dışında Roma daha önceki Roma bir pagan devletiydi. Bu Roma ise artık bir din devleti. İmparator Tanrı'nın elçisi. Bütün bunlar aslında bizim bildiğimiz bir Roma şeyine geçmiyor. Ve ünvanlar da, imparatorların ünvanları da artık değişiyor. Kimi zaman onların despotes ünvanları kullandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda iyi bir Hristiyan olarak kendileri yazıtlarda gördüğümüz kadarıyla tanımlıyorlar. Tabii ki Bizans devleti artık tamamen Helenleşmiş, Batı'daki Roma'dan farklı bir devlet haline geliyor. Helenleşen bir Bizans devleti var. Krallık döneminde kurulan, Cumhuriyet döneminde gelişimini gösteren Senatosu artık Bizans'ta etkili olmayan, daha doğrusu geç Roma'da etkili olmayan bir kurum haline geldiğini görüyoruz. Bizans ise bunun hiçbir etkisi yok. Sadece imparatorun eşini dostunu soktuğu bir meclis haline geliyor. Yani sıradan bir meclis, hiçbir yetkisi gücü olmayan. Bunun dışında Cumhuriyet, krallıkta ve cumhuriyette kurulan diğer meclisler, halk meclislerini artık Bizans'ta göremiyoruz. Bunlar tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Tüm yetki imparatorda ve daha doğrusu hükümdarda. O hükümdar da bütün bu yetkileri Tanrı'dan alıyor. Aynı şekilde devletin içindeki kurumlar tamamen değişiyor. Yeni kurumlar meydana getiriliyor. İhtiyaca göre kurumlar değişiyor. Yeni yapılanmalar meydana geliyor. Aslında baktığımız zaman devlet adı Roma fakat içindeki kurumlar, halk, konuştukları dil ise tamamen farklı. Ha bu şu anlama geliyor mu? Biz buna başka bir devlet diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü devletin resmi adı neyse devletin resmi adını kullanmamız gerekiyor. Ve şunu özellikle eklemek isterim ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethettiği zaman kendisini Kayseri Rum olarak adlandırdı. Yani Roma İmparatoru olarak adlandırdı. Bu Roma İmparatorlarının kendi kullandıkları ünvanın Latince karşılığı biraz önce bahsettiğim Basileus ton Romaion, Romalıların imparatoru demek. Bunda karşılığı Kayseri Rum olarak karşımıza çıkıyor. Ve
Batı'daki bir sürü devlet Orta Çağ'da Roma İmparatorluğu'na hükümdüler. Hiçbir zaman Bizans diye bir devlet olmadı. Hepsi kendini yeni bir Roma İmparatoru olarak adlandırdılar ama hiçbiri gerçek Roma değil. Kutsal Roma İmparatorluğu var. Bunları biz Roma İmparatorluğu olarak göremeyiz. Sadece görüntüdedirler. Ve imparatorların, Roma İmparatorlarının kullandıkları ünvanları kullandılar. Alman imparatorları Kaiser ya da Keizer ünvanı aldılar ki biz Kaiser diyoruz. Ruslar aynı şekilde Çar ünvanını kullandılar. Osmanlı yani daha doğrusu Fatih bunu ünvanı bu şekilde kullandı. Hep bir öykünme oldu. Bunun da en büyük sebebi Roma'nın antik dünyada bilinen en büyük devlet imparatorluk olması ve en uzun süreli yaşayan bir devlet olması. Bugün de hala da bu öykünmeler devam ediyor. Ama tabii ki artık bir eski Roma yok. Fakat şu var, Roma hala günümüzde varlığını sürdürüyor. İtalya'nın başkenti olarak ve İtalya'nın Roma ambleminde Roma Eterne diye yazar. Yani ilelebet Roma, sonsuz Roma demek. Roma aslında kent olarak varlığını hala sürdürüyor.